Teknoannem YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber daha önce Türkiye'de tanıtımı yapılmamış olan Apple Watch Ultra 2 replikasının tanıtımını yapacağız. Bu modelimizin adı HelloWatch 3 Plus. Modelimiz Türkiye'de Trendyol, Yollay ve satıcısı tarafından satışa sunulmuş durumda. Henüz Türkiye'de Apple Watch Ultra 2'lerin ön siparişi oluşturulurken replikasının satışa sunulması noktasında gerçekten Trendyol, Yollay ve satıcısının büyük bir çabası var arkadaşlar. Bunu çok hızlı bir şekilde Türkiye'ye getiren ve bize gönderen Trendyol, Yollay ve satıcısına buradan teşekkür ediyoruz. Bu konuda gerçekten oldukça başarılılar. Evet, Apple Watch Ultra 2'ler ve Apple Watch 9 Türkiye'de ön siparişe açıldı arkadaşlar. Yalnız fiyatları gerçekten cep yakıyor. Apple Watch 9'un giriş modeli 15.000 liradan, Apple Watch Ultra 2'nin ise giriş modeli 40.000 liradan satışa sunulmuş durumda Türkiye'de. Bunlar gerçekten Türkiye piyasasında çok ciddi rakamlar. O yüzden insanlar tabii ki bir tık daha kaliteli replikalara göz atıyorlar. Videonun başında HelloWatch 3 Plus modelini neden Apple Watch Ultra replikası ilan ettiğimi de açıklayayım. Biliyorsunuz yakın zamanda Apple Watch'lara çok büyük bir güncelleme geldi. Belki de en çok değişim yapan güncellemeydi bu. WatchOS 10 güncellemesiyle birlikte Apple Watch'ların görünümleri oldukça değişti arkadaşlar. Bu güncellemeyi bünyesinde barındıran ilk ve şu an için tek replika HelloWatch 3 Plus olduğu için ben bu modeli Apple Watch Ultra 2 replikası olarak nitelendirmek istiyorum. Gelin şimdi detaylara bir bakalım. Ürünü satın aldığınız zaman bu şekilde bir kutu içerisinde gelmekte. Hello serisine alışık olduğumuz benzerlikte bir kutuyla beraber geliyor ürünümüz. Kutu içeriği olarak 3 adet silikon kordonumuz geliyor arkadaşlar. Renkleri bu şekilde. Bu silikon kordonlara az çok hakimsiniz. Piyasada bulunan kordonlar. Bu 3 kordona gelmesi de saate ekstra avantaj kattığını söyleyebilirim. Aynı zamanda 1 adet wireless şarj aleti. 1 adet de kullanım kılavuzuyla birlikte ürünümüz gelmekte. İlk satın alan 100 kişiye özel olmak üzere de bu ekran koruyucu ve kasa koruyucu arkadaşlar hediye olarak gelmekte. Gördüğünüz gibi bu şekilde ekranı gayet güzel koruduğunu söyleyebiliriz. Orijinalliğini de bozduğunu çok fazla söyleyemeyiz. Güzel bir ekran koruyucuyla birlikte ürünümüz geliyor. Satın alan ilk 100 kişiye özel bu ekran koruyucu yanında hediye olarak gelecek ve tabii ki saatimizin kendisi gelmekte arkadaşlar. Saatimizi şöyle bir ilk önce fiziksel olarak inceleyelim. Sağ tarafta yine fiziksel 2 tane tuşumuz bulunmakta. Orta tarafta mikrofon kısmımız bulunmakta. Sol tarafta turuncu tuşumuz ve hoparlör bölümümüz yer almakta. Arka tarafta da yine sensör bölümlerimiz ve kordon kilitleme özellikleri yine saatimizde bulunuyor arkadaşlar. Ekranımıza şöyle bir bakalım. AMOLED bir ekran bizi karşılıyor. Oldukça kaliteli, zaten sizin de aşina olduğunuz üzere siyahları simsiyah gösteren ve oldukça kaliteli gözüken bir ekran bulunuyor. HelloWatch 3'e göre sanki bir tık daha ekran kalitesi arttırılmış gibi geldi bana arkadaşlar. Bakın şöyle orijinal HelloWatch 3 ile de yan yana koyalım arkadaşlar. Sol tarafta kordonsuz olan HelloWatch 3. Yani ben bir tık sanki daha net olduğunu görüyorum ekranın. Siz kameradan nasıl görüyorsunuz bunu yorumlar kısmında bana belirtin. Bana bir tık sanki ekran daha canlı gibi geldi HelloWatch 3 Plus modelinde. Şöyle menü tarzında da koyalım arkadaşlar. Menü tarzında da bu şekilde çok bariz değil ancak gözle görülür minimal bir fark olduğunu sanki görüyorum ben. Bu yine crown tekerimizle işlemler yapabiliyoruz ve bu WatchOS 10 ile birlikte gelen bu widget tarzı bu saatimizde de bulunmakta. Yine üst crown tekere bastığımız zaman yine WatchOS 10'larda bulunan bu menü tarzımız bize eşlik ediyor arkadaşlar. Artık büyütüp küçültmeli ekranımız, menü tarzımız gitti. Yerine bu şekilde aşağı doğru kaydırmalı tarzda bir menü tarzımız geldi. Basılı tuttuğumuz zaman ekrana bu şekilde tema seçenekleri arasında geçişler yapıyoruz. Yine WatchOS 10 ile birlikte gelen tema tarzlarını da, tema tarzı dediğim kadran tarzlarını bu saatimizde de görmekteyiz. Orijinal bir Apple Watch ile yan yana koyduğumuz zaman arkadaşlar bu esinlenen kadran tarzlarını görüyorsunuz. Şu an mesela orijinali burada. HelloWatch 3 Plus modelimiz burada. Gördüğünüz gibi bu kadran tipinden esinlendiğini görüyoruz. Burada Snoopy vardı mesela. Snoopy kadran tarzı direkt birebir yapılmış mesela arkadaşlar. Gördüğünüz gibi
Burada tabii ki daha fazla görsele yer veriyor. Saatimizde sadece bir adet animasyonla geliyor arkadaşlar. Daha doğrusu WatchOS 10'la birlikte gelen bu Nike tema tarzını da yine arkadaşlar replikasını yapmışlar. Şöyle gösterelim. Bu kadran tarzımız da bu modelden esinlenmiş durumda. Renklere takılmayın. Orijinal Apple Watch'ta da bu renkleri değiştirebiliyorsunuz. Yani bu kadran tarzı gördüğünüz gibi daha fazla benzetebilirim yani. Bu renklerle oynayabiliyorsunuz. O yüzden tek renk yapmışlar. Bu şekilde yine bunların da bulunması saate ekstra avantaj katıyor. Ve diğer tarzları da göstermek istiyorum arkadaşlar. Menü tarzımız gördüğünüz gibi böyle aşağı doğru kaydırmalı. Orijinalinde olduğu gibi replikamızda da bu yapılmış durumda. Ana ekranda yine böyle aşağı kaydırdığımız zaman widget'lara gidiyoruz. Bu saatimizde de yine burada görmüş olduğunuz gibi birebir yapılmış durumda. Mesela nabız ölçümü bölgesindeki animasyon tarzı da birebir yapılmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani bu detayları atlamamışlar. WatchOS 10'la birlikte gelen, Apple Watch'a gelen bütün detayları replikamıza işlemişler arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi kolumuzda olmadığı zaman da bu şekilde uyarı veriyor saatimiz. Elimizi yukarıdan aşağı doğru çektiğimiz zaman bildirimler kısmına, aşağıdan yukarı doğru çektiğimiz zaman burada widget kısımlarına giriş yapıyoruz. Ve sola doğru çektiğimiz zaman yine bölünmüş ekran kısmı, sağa doğru çektiğimiz zaman da burada kartlar kısmı bizi karşılıyor arkadaşlar. Yine bu kartlar kısmını da özelleştirme şansına sahibiz. İstediğimiz kartları buraya koyup istemediklerimizi buradan çıkartma şansına sahibiz. Yine dediğim gibi 2 adet menü tarzı bizi karşılıyor demiştik. Bu şekilde bir menü tarzı güncellenmiş haliyle karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda şöyle gösterelim. Liste şeklindeki bir menü tarzı da bizi karşılıyor. Menü içerisinde bu şekilde basılı tuttuğunuz zaman liste görünümüne geçebiliyorsunuz. Bu şekilde yine orijinalinde olduğu gibi 2 adet menü tarzı bizi karşılıyor. Yine Hello Watch 3'te bulunan özelliklerin aynısı arkadaşlar bu saatimizde de bulunmakta. Fark yaratan özellikler neydi? Pusulaydı. İçerisinde 4 GB müzik hafızasının bulunmasıydı. Yine bu saatimizde de müzik hafızası bulunuyor. İçerisine yani müzikler atıp bunları saat üzerinden dinleyebiliyoruz. Mesela ben bu saati uygulama üzerinden hemen saate yükledim arkadaşlar. Bu şekilde sesi arttırıp azaltma yöntemini de crown teker aracılığıyla kullanabiliyoruz. Yine telefon üzerindeki müzikleri de kontrol edebiliyoruz. Aynı zamanda Bluetooth kulaklıkta bağlayabiliyoruz. Bastığınız zaman mevcut cihazlar içerisinde Bluetooth kulaklığı arıyor ve basıp direkt Bluetooth kulaklığı da saatinize bağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda fotoğraf albümü bölümü var. Yine telefonunuzun üzerinde bulunan fotoğrafları buraya yükleyebiliyorsunuz. Yine ses kaydı alabiliyorsunuz. Aynı zamanda konumunuzu görebiliyorsunuz. Aramalar yapabiliyorsunuz. Tüm sosyal medya bildirimleri alabiliyorsunuz. Siri aktif hale getirebiliyorsunuz. Bunları daha detaylı bir şekilde detaylı inceleme videosunda hazırlayacağım arkadaşlar. Detaylı inceleme videosunda neler olacak? Bu saatimizin hoparlör, mikrofon performansı, nabız, kandaki oksijen miktarı ölçüm testleri, Bluetooth çekim mesafesini ölçmek istiyorum arkadaşlar. Bluetooth çekim mesafesi testi de bu saatimizin detaylı inceleme videosunda olacak. Mutlaka bu saati almak isteyenlerin o videoyu da izlemelerini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hello Watch 3 ile birlikte artık replika piyasamıza yeniden bir hareket geliyor arkadaşlar. Gerçekten bu modelde çok harika bir model olarak karşımıza çıkmakta. Detaylı inceleme videosunda görüşmek üzere diyerek bu videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.